Masmavi Mutfak'ta Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede sufle tarifi hazırladım. Yok artık öyle bir saat fırın ısıtmak. 4 dakikada sufleniz hazır. İnanın ki bugüne kadar yediğiniz tüm sufleleri unutabilirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. 1 çay bardağı sütü tenceremize alıyoruz. İçerisine 40 gram tereyağı ilave edip ocakta eritelim. İkisini birlikte. Erimiş olan ve sıcak olan sütümü ten, tekrar kaseme boşalttım. İçerisine 100 gram biter çikolata, 1 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz ve hemen sıcağıyla iyice karıştıralım. Çikolatanın erimesi için. Harcımız hazır. Şimdi kenara ılınmaya alabiliriz. 2 yumurta akına 1 fiske tuz ve 2 yemek kaşığı şeker ilave edip mikserimizin yüksek devrinde köpük kıvamına getiriyoruz. olması gereken kıvam budur sevgili arkadaşlar. Oldukça sabit ve beyaz olmalı. Kontrol etmek için çevirin kafası aşağı, dökülmüyorsa tamamdır. 2 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı unu çikolatalı harcımıza ekliyoruz ve iyice yediriyoruz. Şimdi son aşamaya geldik. Hazırlamış olduğumuz yumurta akını çikolatalı harcımıza etap etap ekleyerek yedirelim. Sevgili arkadaşlar lütfen hızlı yedirmeyin. Çok az alın ve yavaş yavaş dairesel hareketlerle yedirin. Yumurta akını sönmesin. E, suflelerimizin çok güzel kabarması için önemli. Harcımız hazır. Hemen pay edebiliriz. Suflelerimi pişirmek için hem fincan kullanıyorum hem sufle kalıbı. Yani birçoğunuzun evinde sufle kalıpları olmayabilir. Bildiğimiz fincanda kullanabilirsiniz. Hiç yağlamadan, hiçbir şey sürmeden... Harcımızı pay edelim. Bu arada sevgili arkadaşlar, infobox'a lütfen bir bakın. Birçok püf noktasını ekliyorum. Faydası olacaktır. Tavamın içerisine veya tencere kullanabilirsiniz. 1,5 santimlik su ekledim. Kaynama seviyesindeyken sufle kalıplarımızı içerisine yerleştiriyoruz. Orta derecede kaynayacak, hemen belirtelim. Kapağımıza da temiz bir mutfak havlusuna sarıyoruz bebek gibi. O da buharı tutsun diye. Çünkü suflelere damlamasın sular. Ağzını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Şimdi suflenizi akışkan seviyorsanız yani içi böyle su gibi aksın istiyorsanız 3,5-4 dakika sonra çıkarın sufleniz hazır. Ben 4,5 dakika sonra bir tanesini çıkardım. Rafadan seviyorum. Rafadan hemen gösteriyorum size doku testinde. Tekrar kapağını kapattım. Diğerlerinin de daha sert bir sufle e, halini alması için. Bu rafa'dan sufle'miz. Böyle bir güzellik yok. İnanın ki e, keşke da bilseydim sizlere. Lezzeti muhteşem az bile gelir. O kadar güzel. İçi çok sıvı. Kenarları bildiğimiz suflenin kendine has dokusu var. Diğer suflelerimi tam 6 dakika pişirdim. Daha sert bir kıvamda olması için. Hiç yağlamadığım halde Bakın sevgili arkadaşlar ters çevirdim pat düştü. Fincanımdaki sufleyi de çok kolaylıkla hemen yine ters çevirdim. Biraz elimle oynayıp bu güzellikte hiç sorun çıkarmadan çıktı. Şöyle yakın çekim gösteriyorum size ki suflemizin güzelliği. Bu katı kıvamda sufleniz 5-6 saat beklesin hiç sorun yok. Yine de o brownie tadında nefis lezzetiyle yiyebilirsiniz. İnşallah memnun kalırsınız sizde. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.